Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar gündem çok yoğun. Ben de o yüzden hızlı olmak zorundayım. Sizlere dediğim bir gelişme gerçekleşmiş oldu. Fenerbahçe Luan Perez konusunda Santos'u açıkladı arkadaşlar. Ee, 2027'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını da duyurdu. Yani Fenerbahçe'de 23 maçta bir kez gol sevinci yaşayan Luan Perez. Profesyonel futbola takım futbolcularımızdan Luan Perez'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Santos da duyurdu. Fenerbahçe'nin ardından Luan Perez için açıklamayı yaptı ve 2019-2021 yılında takımdan da forma giyen Perez'in geri döndüğünü ve deneyimli oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Arkadaşlar normalde biz geceleyin Fenerbahçe'nin e, Luan Perez için sözleşme fesi ettiğini duyurmuştuk. Çünkü e, TFF'deki veri bankasında bu şekilde işlenmişti. Ancak bugün e, e, öğle saatlerinde diyelim açıklama yapıldı. Fenerbahçe'nin hani bonservissiz gönderdiği yazıldı. Arkadaşlar Fenerbahçe cüzi bir bonservis bedeli aldı. Hani belki 500 bin eurodur. Belki 1 milyon eurodur. Bir şey diyemem. Belki 250 bin eurodur. Ama futbolcu Fenerbahçe'ye birazcık sıkıntı çıkarttığı için bunlar gerçekleşti. Ve futbolcunun girişi bu şekilde oldu açıkçası. Ha hak etti mi bu şekilde gitmeyi? Bence bu şekilde gitmeyi hak etmedi. Ama biraz da kendine yaptı. Çünkü Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Ancak elinden gelenin ötesini de yaptı. Ben öyle anlatayım size. Hayırlısı olsun. Şimdi... Omar Fayet sıradaki gidecek kap. O da Belçika'ya gidiyor imzaya. Şimdi Fenerbahçe'nin den Berşort'a Omar Fayet transferi gerçekleşecek. Aslında bakarsanız bu geç kaldı. Geç kalan bir transfer. Bu arada Vasco de Gama son atak yapmıştı. Aslında Vasco de Gama'ya ücretsiz gidecekti. Santos'a gittiği için Luan Perez. Biz bir, birazcık küçücük dosa bir bonservis bedeli kurtardık gibi. Şimdi Dirk Kayten ekibine imzayı atacak arkadaşlar. Umar Fayet. Birincilik takımlarından bir sürü teklif geldi. Hatta şimdiden oynatalım diyen takımlar vardı. Ve Dirk Kayten çalıştırdığı Ben Short'a evet dedim. Belçika ekibiyle her konuda anlaşmalar tamamlandı. Ve son prosedürler üzerinde de görüşmeler sürüyor. Belçika'ya gidip bir yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak. Ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan alıp son sırada yer alıyor. Sevgili Sercan Amzoğlu da bu transferi aslına bakarsanız kendi penceresinden duyurdu ve detay da verdi. Normalde kimse detayı veremiyordu e, ama bu detayı verdi. Nasıl verdi? Dedi ki e, Omar Fahir'in transferi oyuncunun maaşının %70'ini Bernshot, %30'unu Fenerbahçe ödeyecek oturma izni işlemleri sürüyor. Bir sorun çıkmasa da transfer tamamlanacak diye. Aslında 23 Ağustos'ta bu transfer olmuştu. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Ve ciddi bir yetenek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bakın bu çocuk çok ciddi bir yetenek. Ve bu çocuğun üstüne durulması lazım. Hani basit sıradan bir isim değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bana sürekli bu çocukla ilgili sorular geliyor. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar ama ben söyleyeyim bu çocukta iş var. Hocam iyi de biz kimle uğraşacağız? Ryan Kent. Fenerbahçe'de Kent elde kaldı. Gitmiyorum diyor. Açık açık gitmiyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyor Ryan Kent. İstediği teklifleri almadığı için yine elde kaldı. Aslına bakarsanız istediği teklifleri aldı da beyefendi bedava maaş yemeye, bedava para yemeye çok çok alıştı. İsmail Kartal'la yıldızı barışmadığı için kadroya giremeyen, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Kent yine elde kalmış oldu. 19 maçta 1 gol, 2 asist yapmış oldu. Şimdi Kent'in şöyle bir özelliği var. Eğer Kent'i sen e, lig listesine yazmazsan, oyuncunun ücretsiz şekilde lisansını dondurup sözleşmesini feshetme hakkı var maalesef ve maalesef Türkiye'de e, gerçekten bakın Türkiye'de böyle bir saçmalık mevcut arkadaşlar. Düşünsenize bak Avrupa'da bu yok. Mesela Galatasaray gitti o simheni adamlar gitti kadroya almadığı için rahat 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 transfer edebildi. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani Böyle bir olay var ama kentinde durumu bu. Ben şunu söyleyeyim. Futbolcu kariyerini bitirdi aslında, haberi yok. Şimdi düşünseniz adı dolandırıcı olarak anılacak. Yani herkes dolandırıcı diyecek arkadaşlar. Futbolcu dolandırıcı olarak görecekler. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam lig listesine yazmam. Avrupa listesine belki. Orada yabancı kuralından diyorlar yani e 14 yabancıya kadar yazılır. Fenerbahçe 14 yabancıya kadar olduğu için lig listesine yazıp U19'a kadro dışı bırakıp gönderebilir. Yani durum bu. Şimdi ben bundan ciddi sıkıntı yaşayacağımız görüşündeyim. Hakkımızda ailesi olsun. İnşallah yanılan ben olurum da. Onu birlikte izleriz. Emre Mor. Emre Mor için Eyüp Spor gelişmesi diye bir haber var. Gidenleri de iyice açıklayalım. Eyüp Spor Hani Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'la ilgileniyor. Zaten bir şey söyleyeyim. Bu transferin olmamasına ben şaşırmıştım. Çünkü Emre Mor konusunda Eyüp Spor çok ciddi bir isteği vardı. Çok ama çok 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 ciddi bir isteği vardı ve bu istek yerine gelmeyince ben şaşırmıştım açıkçası. İyi olmuyor diye. Şimdi 2025 Haziran'da sözleşmesi bitecek. Ve bon servisine verirse Eyüp Spor 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak diyorum. Fenerbahçe bonservisini vermekten yana ama Emre Mor pek gitme taraftarı değil. Anladınız mı? Yani çok fazla gitme taraftarı olmayan bir futbolcu. Hani ben gide gide buraya mı gideceğim? Avrupa'ya gideyim falan filan diyor ama ee, ne diyelim? Ha şunu söyleyeyim. Ryan Kent için aslında bir olay var. Trabzonspor. Ciddi söylüyorum bak. Şenol Güneş Trabzonspor'a istiyor aslında Ryan Kent'i. Hem bu iki kulüp arasındaki o e, zedelenen ilişkileri güçlendirebilir. Hem de bir şeyler yapabilir. Hani ne dersiniz böyle bir gelişme yaşansa? Eminim hepiniz şunu diyeceksiniz. Ya da %70'iniz hocam defolsun gitsin de nereye gidiyorsa gitsin diyeceksiniz. Belki %3'ünüz, belki %5'iniz diyeceksiniz ki ya hocam hani e, iyi futbolcu orada parlar şu bu. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin parasını yiyene kadar gitsin nerede parlıyorsa, nerede ne oluyorsa olsun arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde bize yararı olmuyor. Kime yararı oluyorsa olsun. Şimdi bir diğer isim Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'e de gireyim. Onu da girmek lazım. Rusya'da oynamak istemiyorum. Başlıktan anladınız zaten değil mi arkadaşlar? Neyi anlatacağımı. Bence anladınız. Spartak Moskova'nın transfer teklifinde bulunduğu Cengiz Ünder Rusya'da oynamak istemediğini söylemiş. Ben şunu belirteyim. Kerem Aktürkoğlu'nun almaya çalıştığı Rus takımı ama alamadı, beceremedi ya da Kerem Aktürkoğlu gitmedi. Fakat piyango aslında bakarsanız kime düştü? Piyango aslında Fenerbahçe'ye düştü. Çünkü futbolcusu istenmeyen Fenerbahçe birdenbire futbolcusu istenen koruma düştü. Cengiz Ünder ya Cengiz'in yıllık ücreti çok çok fazla. İstediği kadar maddiyattan bahsettiler. ve istediği kadar paradan puldan bahsettiler. Bunun çok bir önemi yok arkadaşlar ama bunu belirtmek istiyorum. Cengiz eğer biraz Fenerbahçeliyim diyorsa çıkar gider. 8 milyon euro teklif ediyor Fenerbahçe'ye ayrıca maaş yükü de şey. Ben Rusya'da oynamak istemiyorum dediği belirtilmiş. Fenerbahçe forması, 34 maç, 9 gol, 3 asistlik performans. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Muhtemelen ilk güncellemede 11 falan düşecektir. 2027'ye kadar sözleşmesi sürüyor. İşte bu arkadaşımız Fenerbahçeli. <laughs> ya bu arkadaşımız ciddi manada Fenerbahçeli arkadaşlar. Şimdi gelin, buyurun Fenerbahçeli arkadaşımızla konuşun. Gelin, buyurun ne derseniz diyin. Yani ben şimdi hangi cümleyi kurayım? Ya da ben şimdi hangi kelimelere edeyim? Siz karar verin. Neyse bir diğer olayımız Fenerbahçe'de ayrılık yakın Radje Kurniç. Aslına bakarsanız Fenerbahçe taraftan en beklediği transfer gelişmelerinden birisi Kurniç. Hani Luan Perez hocam zaten ben ona çok takmıyordum. Gider gitmezdi. Hani Kurniç için ciddi yatırım yapıldı. Nasıl olacak nasıl edecek diye. Çok merak içindeydi birçok arkadaşımız. Kurun iç konusunda çok ciddi gelişmeler yaşandı. Şimdi Fenerbahçe ve Kızıl Yıldız Rade Kurniş iç transferi için anlaşmaya vardı. Sırp temsilcisi KUR'un ile transfer için ikna etti ve Kurun için artık kapının gelmesi an meselesi. Yani Fenerbahçe belki biraz sonra kapı açıklaması yapacak. Fakat Herkesin aklındaki soru şu gerçekten gidiyor mu? Düşünsenize ya bak. Yani Hersek milli takımının oyuncusu Milan'dan almışsın. İtalya liginden gelmeden önce oynuyor 30 yaşında ve kısa sürede açıklamasını artık Fenerbahçe taraftarı yalvarıyor. Şimdi Mourinho ne demiş hatırlıyor musunuz? Kurun iş ve Zayt yani Toulouse'a ya kiralanan benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat'ı kastetti. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz. Biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak demiştim. Şimdi herkes kurun için Fenerbahçe'den ayrılmasını umut ediyor. Bekliyor. Bakın Fenerbahçe transfer marketine girdim. 15 tane lejyoner gösteriyor. Yani 15 tane yabancı futbolcu gösteriyor. Bunların içinde biz az önce neyden bahsettik? Omar Fahir'in kiralık transferinden bahsettik. Otomatikman 14'e düştü. Kurun hiç giderse 13'e düşecek ve Rankent hala kadroda yer işgal ediyor. Transfer market değeri 3,5 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Ve şöyle bir olay var arkadaşlar. Aslına bakarsanız Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde bir maçta oynattığı için fesih tazminatı alamıyor diye biliyorum. 68 dakika oynadığı için fesih tazminatı alamıyor diye biliyorum. Yani tek taraflı fesedemiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Yani Liverpool altyapısından çık, çıkmış bu futbolcu Fenerbahçe'ye bedava transfer olduğunda 9 milyon euroydu geçen sene. Transfer market değeri 9 milyon euroydu. Güzelce de bir teklif geldi aslında kente. Ben şimdi çocuğa da biraz hak veriyorum. 7 milyon euroluk teklif geldi sosyal medyaya göre. Ancak 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe takımı. Yani İsmail Kartal hocam sağ olsun bu teklifi kabul etmedi. Bu teklif kabul olmayınca da Futbolcu oynama bekledi. Oynamayınca da biraz tepki gösterdi. Şimdi bir yerde futbolcuya hak veriyorum yanlış anlamayın ama bir yerde de durum ortada. Şimdi bana şu soru çok geliyor. Hocam diyorlar Galatasaray nasıl limit açıyor? Fenerbahçe niye limit de açamıyor? Ya şöyle bir şey var. Kerem Aktürkoğlu'nu 12'ye sattılar. Futbolcu ya maaş onun yerine verdiler. TT'den 7.25 aldı gösteriyorlar. Oysa ne diyorlar? 2.5'unu o kulüp ödeyecek. Yani TT'den 4 küsür aldılar. Transfer Market'a 25 yazıyorlar. Yazabilirler. İşte Kerem Akdürkoğlu ne yazıyor? 12 milyon euro yazıyor. Yarın bir gün muhtemelen bak Galatasaray sonraki satışından %10 pay alacakmış kardan. Yarın bir gün bir bakacaksınız transfer sezonu bitince. Aa eski kulübüne %10 verildi falan diye göreceksiniz. Hiç sürpriz olmuyor. Zanyolo'yu 6.4'e kiraladılar. Güya. Ama Zanyolo'nun maaşını Galatasaray mı ödeyecek? Oran mı ödeyecek? O da ayrı bir olay. Satın alma opsiyonu 15.5 milyon euro. Şarta bağlı 2 milyon euro. Yani başka bir kulübe satılmazlar. Roma'nın karı olacak. Ama 6.4'e kiralandı gözüküyor mesela futbolcu. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani böyle de bir olayı var. Ee, ne bileyim Emin Bayram'ı 4 milyon euro'ya, yani Zaha'yı 3'e kiralamış gösteriyorlar. Ben bunların doğru rakam olduğuna inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü Erdem Timur ne dedi? Galatasaray dedi. Yalan söylüyor dedi. Şu kadar gösteriyor ama şöyle yapıyordu. Ben demiyorum ha Erdem Timur diyor. Aynı zamanda yapmış oldukları transferlerin açıklamasına bakıyorsun. Mesela Gabriel Saray'a 18 milyon euro. Jelerte 9 milyon euro. İsmail Yakops'a 1 milyon euro vermiş durumdalar. Öbür taraftan aldıkları isimler zaten sözleşmesi biten isimler. İmza parası da limitten sayılmıyor. Daya daya parasını veriyorlar. Herhangi bir maaş açıklaması yok kiralık futbolcuların onun bunun. Öyle de bir süreç var arkadaşlar önümüzde. Bunun dışında Alex Teyes. Alex Teyes Brezilya'da Botafogo'ya transfer olacak. Orayla anlaştı. Fenerbahçe'ye yazmayın diyor sevgili Sercan Hamzoğlu. Haklı. Bu bir. İkincisi De Jong Fenerbahçe'ye şeyini gördüm ben. Yani De Jong, Franky De Jong Fenerbahçe'ye yazısını gördüm. Yani Fenerbahçe'nin o im, ya şeyi e, ne, ne ona intikamı mı diyelim? Fenerbahçe'den o intikamı Frenki De Jong. Bir de Christian Eriksen de yazmışlar. İkisini de konuşacağım arkadaşlar. Çünkü siz değerli kardeşlerimi de şeysiz bırakmayın. Şimdi Frenki De Jong 27 yaşında Hollandalı merkez orta saha oyuncusu. Barcelona'nın oyuncusu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bilek sakatlığı geri dönüşü belli mi? Belli değil. 2019'unda 86 milyon euroya almışlar. Şimdi bu arkadaşın Barcelona bu arkadaşı göndermek istiyor. Şöyle böyle falan filan. Ben ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem. Ancak arkadaşın transfer marketine girdim. Siz de bence aynısını yapabilirsiniz. 2023-2024 sezonuna girdim. Sebebim şu. Ne kadar oynadığını size göstermek istiyorum. 30 maç, 2 gol, 2512 dakika. Ancak bir yerde sakatlanmış. Ve sakatlık şeyi çok 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 enteresan. Yani sakatlık geçmişi çok 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 enteresan. Girdik sakatlık geçmişine arkadaşlar. 2023-2024 sezonunda Bilek burkulmasından 61 gün sakat kalmış. 24 Eylül'de başlamış. Bitti mi bitmedi. Ateş diyor 4 gün. O çok önemli değil. Yine bilek sakatlığı 4 Mart'tan 8 Nisan'a kadar 35 gün ve en ciddi bilek sakatlığı 22 Nisan'da başlamış. 134 gündür sürüyormuş. Yani sakat olan futbolcuyu Fenerbahçe'nin alacağını söyleyen Fenerbahçe düşmanı sayfalar var. Şimdi ben bunu başlığa koyacağım. Diyecekler ki bak sen Fenerbahçe düşmanısın şöyle böyle. Niye biliyor musunuz? Bunların o kadar kanı bozuk ki kendi pisliklerini başkalarına atma peşindeler. Bu kanı bozuklar böyle yapacaklar. Yani geçen sezon 14, 20, 21, 32 maç kaçırmış. Hala da kaçırmayı sürdürüyor. Hala da sakat oyuncu. Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Amaç ne? Çözemiyorum. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Christian Eriksen ismini Fenerbahçe'ye yine yazmışlar. Hani Fenerbahçe'nin intikamı diye. Ha Manchester satmayı düşünüyormuş. Şöyle bir 32 yaşında Danimarkalı bir oyuncu. 8 milyon euro piyasa değeri var. Danimarka bir takımının oyuncusu kabul. Hani satmak istediklerinden eminiz. 8-10 sol kanat oynayan isim. Bir kalp rahatsızlığı da geçirmişti hatırlarsanız. Yani ilginç bir futbolcu. O eski halinden eser yok şimdi diyeceğimiz bir futbolcu. Ha bu sezon bir maçta 4 dakika oynamış. Hani ben şundan dolayı diyorum. Komik duruma düşürme peşindeler Fenerbahçe'yi. Ha ala ala bunu aldı. Bak dedirme peşindeler. Ya Christian Eriksen'in geçen sezonki performansı. 28 maça çıkmış. 1 gol 3 asist. Şimdi Allah'ınızın aşkına 1 gol 3 asist. Ben çok merak ediyorum. 1 gol 3 asistlik hangi performanslı futbolcuyu Fenerbahçe'ye istersiniz? Orta saha olacak bu arkadaş. Bakın siz hemen bir kademe daha abartayım mı? Fenerbahçe stoper alacak diyelim. Sezonda işte bir gol üç asist yapsa dersiniz ki hani desem ki arkadaşlar bu golcü bir stoper. İşte duran toplarda falan etkili. Bir gol üç asisti görünce dersiniz ki, hocam bu çok etkili değil. Ve aynı ismin orta saha olanını Fenerbahçe istiyorsunuz. Ya Fenerbahçe'ye kötülük yapmayın. Ben bazı cümleleri kuruyorum. Cümlenin başını kesiyorlar, sonunu kesiyorlar, ortasını kesiyorlar. Delikanlıyım diye, adamım diye ortada geziyorlar. Geçen gün de bir tane şey tartışmalar sayfası var Twitter'da. Çok aşırı koyu Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan kombinesi olan birisi. Çok aşırı koyu Beşiktaş'ta. Yorum yaptığında en son artık şu Beşiktaş oyuncusu kaldırdı attı ya. Dedim ki bak taraftarlık yapmana gerek yok. Yani 50 çeşit kıvırmana, kıvırılmana gerek yok. Çık delikanlı gibi, adam gibi. De ki arkadaş ben de Beşiktaş'ı tutuyorum. Bu pozisyon hakkında yorum yapmasam daha iyi olur de dedim. Ve beni engellemiş arkadaşımız. Ondan sonra daha hala sen burada mısın şöyle böyle. Ya kardeşim bak ben size bir şey söyleyeyim. İstediğiniz yemini de edebilirim. Aynı pozisyonu Fred yaptığı zaman, Ceko yaptığı zaman Fenerbahçe kininizden bu kırmızı kart diyor musunuz? Bir tarafını yamayıp kırmızı demeye getiriyorsunuz. Ya da getireceksiniz. Ya da ben size şöyle söyleyeyim. Aynı hareketi Fred yapsa, Ceko yapsa kırmızı kart verilir. Aynı hareketi Icardi yapsa kart bile verilmez. Devam ettirilir. Sezonun başında hatırlayın Galatasaray oyuncu tokat dirsek vurdu etti. Aziz Allah. Kart bile almadı. Aynı futbolcu Fenerbahçe futbolcusu olsaydı o tartışmalar marşmalar yakardı ortalığı. O Bülent Yıldırım Bülent dedim ortalığı yakardı Fenerbahçe futbolcusu kırmızı yemedi. Diye. İşte ben de size aynısını söylüyorum. Şimdi şu Christian Eriksen'i Galatasaray alsa Beşiktaş alsa üzülür müsünüz? Zerre üzülmem. De Jong, 70 milyon euro. Galatasaray alsa üzülür müsünüz? Gram üzülmem. Gram. Zerre üzülmem. Zerre üzülmem. Niye üzüleyim ya? Ya adam aylardır sakat derim. Niye üzüleyim? Size de aynı şeyi, aynı öneride bulunmak istiyorum. Yani durum bu. Ha, De Jong Fener'e diye hashtag açmışlar. Çok merak ediyorum. Hangi meziyetle birlikte açtınız ya? Hangi akla hizmet açtınız bunu ya? Size bunu açmanızı kim söyledi? Hangi Fenerbahçe düşmanları bunu söyledi? Hocam senin de Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey oldu mu? Bir düşman ilan ediyorsun. Allah aşkına siz bana söyleyin. Tam bu Fenerbahçe dostu o zaman biz de ben değilim o zaman. Eğer bu bunu yapanlar Fenerbahçesi ben değilim o zaman. Ya satıyormuş da alalım mı hocam öneri olarak. Ya bak. Fred'e yedek bir Fred alman lazım. Kabul. Hem fikiriz. Git Rebio al. Hocam Galatasaray Beşiktaş para yokken şunu getiriyor, bunu getiriyor. Arkadaşım bak Galatasaray'la Beşiktaş'tan sen bir değilsin. Senin arkanı kollayacak bir şey yok. Yani e, senin arkanı koruyup kollayacak hiç kimse yok. Ve sen öyle bir durumdasın ki öyle bir konumdasın ki sen hata yap da birileri çöksün üstüne diye bekliyorsun. Senin vergin silinmez. Senin vergin silinmez kardeşim. Senin ne bileyim cezan silinmez. Senin futbolcunun şunun bunun cezası ertelenmez. Sana kimse arazi marazide kolaylık tanımaz. Sana kimse stat yapımında yardımcı olmaz. Ha hocam belki de bunu da biz hak ettik. Ne bileyim böbürlendik üstten baktık. Bilemem. Belki de biz hak etmişizdir. Belki de 1620 yılında bir şeyler olmuştur. Ondandır. Ama şu bir gerçek ki Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Herkes üstüne geliyor çünkü. Görüşmek üzere.